Herkese selamlar. Gezegen VPN YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda biraz daha spesifik bir sorunun üzerinde duracağız. Ekşi sözle VPN kullanarak nasıl girilir? Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde yaşadığımız bu deprem felaketi dolayısıyla birçok sosyal medya sitesine erişim engeli getirilmişti. İşte bu yasaklardan en yenisi ise BTK yani Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından ek sözlüğe getirilen erişim engeli oldu. Evet biz de bu videomuzda VPN kullanarak ek sözlüğe nasıl girilir sorusunu yanıtlayacağız ve ek sözlük üzerinden ilerleyeceğiz. Ama aslında bütün sosyal medya sitelerine getirilen erişim engelleri için de çözüm vermiş olacağız. Çünkü vereceğimiz bu VPN önerileri sadece ek sözlük için değil diğer bütün yasaklı sitelere giriş için de kullanılabiliyor. Evet, ek sözlüğe getirilen erişim engelini aşmanın en güvenilir yolu VPN kullanmak. VPN'ler Virtual Private Network yani sanal özel ağ anlamına geliyor ve internet bağlantınızı şifrelenmiş tüneller aracılığıyla iletiyor. Yani güvenilir, kayıt tutmayan VPN'leri kullandığınız sürece internette yaptığınız şeyleri sadece siz bilebilirsiniz. Hükümet kurumları, BTK ya da internet servis sağlayıcınız internette ne yaptığınızı göremez. Ek nasıl girilir sorusunun cevabı kısaca VPN kullanmak. Evet. Biz de bu videomuzda 3 öneride bulunacağız. Öncelikle Proton VPN isimli ücretsiz bir VPN tavsiyesinde bulunacağız ve ardından ücretli ama dünyanın en iyi VPN'lerinden olan 2 VPN'i yani CyberGhost ve Express VPN'i sizlere tanıtacağız. Ki şimdiden söyleyelim. Yani bizim tavsiyemiz çok çok zorunlu bir durum olmadıkça ücretsiz VPN'leri asla kullanmamanız. Çünkü her ne kadar bu Proton VPN ücretsiz VPN'ler arasında en masumlardan biri olsa da genel olarak ücretsiz VPN'ler yani kullanıcıları sınırlandırmalarıyla biliniyor. Yani internetin elimiz ayağımız, fikrimizi duyurma, özgürlüğümüzü yaşama alanımız olduğu bugünlerde bu tip sınırlamalarla karşılaşmak isteyeceğimiz bir durumda değil. O halde lafı daha fazla uzatmadan eksi VPN kullanarak girme videomuzun önerileriyle başlayalım. İlk olarak Proton VPN, Proton VPN esasında güvenlik ve gizliliğe odaklanmasıyla tanınan İsviçre merkezli bir VPN sağlayıcısı. Sınırsız band genişliği sunuyor ki bu muhteşem bir şey ama aynı zamanda askeri düzeyde şifreleme, DNS ve IP sızıntı koruması, ayrık tünelleme ve otomatik kill switch gibi tonlarca güvenlik önlemine sahip. Ayrıca Proton VPN sıfır günlük kaydı politikasına sahip. Yani tarama geçmişinizin, IP adreslerinizin, DNS sorgularının, zaman damgalarının vesaire hiçbirinin kaydını tutmuyor. Ve şaşırtıcı bir şekilde bu iddiaların gerçekliğini kanıtlayan SCC Consult isimli bağımsız bir denetim şirketi tarafından da bu güvenlik ve gizlilik önlemlerinin doğruluğunu kanıtlıyorlar. Yani ücretsiz bir VPN'e göre gerçekten garip. Proton VPN'in Xsurf'le yarışmak için en iyi VPN'lerden biri olmasının ana sebeplerinden biri de sınırsız band genişliği sunması. Yani kullanım kotası falan yok. Bu çapta başka hiçbir ücretsiz VPN böyle bir şey sunmuyor. Peki o zaman Proton VPN mükemmel bir VPN diyebilir miyiz? Hayır. Çünkü hem mükemmel hem de ücretsiz VPN diye bir şey yok. Bunu unutmayalım. VPN'leri sadece ekşi sözlüğe giriş yapacağınız bir teknoloji olarak değil, genel anlamda internette güvenliğinizi ve gizliliğinizi sağlayan teknolojiler olarak görmemiz lazım. O yüzden diğer detayları da göz ardı etmememiz lazım. Misal Proton VPN teknik olarak sınırsız kullanıma sahip olabilir ama ücretsiz versiyonunda P2P sunucularını desteklemiyor. Yani gizli ve güvenli bir şekilde torrent indiremiyorsunuz. Ayrıca ProtonVPN'in Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda ve Japonya olmak üzere sadece 3 sunucu konumu var ve bu size harika bir web sitesi engellemesini kaldırma deneyimi de sunamayacak. Nadiren de olsa yurtdışı Netflix kütüphanelerine erişmenize izin verir fakat sınırlandırılmış hızları sebebiyle çok akıcı bir deneyim elde edemezsiniz. Ve mesela BBC iPlayer gibi müthiş bir siteye ya da Hotstar'a da erişmenize izin vermez. Çünkü neden İngiltere'den bir sunucuya sahip değil. Şimdi ücretli VPN tavsiyelerimize geçelim. Bunlardan ilki aylık fiyatı Proton VPN'in ücretli versiyonuna göre çok çok daha ucuz olan ama herhangi bir sınırlandırmaya sahip olmayan CyberGhost. CyberGhost dünya çapında 90 ülkede 7000'den fazla sunucuya sahip. Tek üyelikle 7 eş zamanlı bağlantıya izin veriyor ve böylece evinizdeki bütün cihazları aynı anda koruyabiliyorsunuz. Güvenlik tarafında ise CyberGhost kişisel verilerinizin kaydını tutmuyor, askeri düzeyde şifreleme kullanıyor ve DNS ve IP sızıntı korumasıyla beraber geliyor. Bu yüzden yani kullanmaya başladığınız anda can sıkmaya başlayan ücretsiz VPN programlarındansa CyberGhost kullanmak aslında çok ama çok daha iyi. Ayrıca 45 günlük para iade garantileri var. Yani bir aydan uzun herhangi bir planı satın aldığınızda ilk 45 gün içinde eğer memnun kalmazsanız ya da daha fazla kullanmak istemezseniz müşteri destek ekibiyle iletişime geçebilir ve ödediğiniz paradan herhangi bir kesinti olmadan para iadenizi de alabilirsiniz. Böylece CyberGhost'u ücretsiz VPN olarak kullanmış olursunuz. CyberGhost'un indirimli fiyat teklifinden ve ücretsiz para iadesinden faydalanmak isterseniz aşağıda açıklama kısmındaki linki kullanabilirsiniz. Şimdi diğer ücretli VPN önerimiz aslında dünyada en çok tanınan ve en güvenilir VPN hizmeti olan ExpressVPN. Bu VPN CyberGhost'a göre daha pahalı bir seçim ama hem piyasadaki en yüksek hızları sunuyor hem de inanılmaz güçlü güvenlik ve gizlilik önlemlerine sahip. Ayrıca British Virgin Adaları merkezli olduğu için de sahip olduğu bu katı kayıt tutmam politikasını yani devletler bile aşamıyor. Çünkü bu VPN'in üzerinde kimsenin söz hakkı yok. ExpressVPN'in dünya çapında 94 ülkede 3000'den fazla sunucusu var ve bugüne kadar yaptığımız tüm testlerde en hızlı sonuçları da bu VPN'den aldık. Ve söz konusu güvenlik olduğunda da yani piyasada rakipleri bile yok. 256 bit şifrelemeye, otomatik bağlantı kesici yani kill switch özelliğine, ayrık tünellemeye ve en üst seviyede güvenlik için Lightway protokolüne sahip. Söylemeye gerek bile yok ama ExpressVPN'in de katı bir kayıt tutma politikası var tarama geçmişiniz, IP adresiniz, DNS sorgularınız, zaman damgalarınız gibi sizinle ilgili hiçbir veriyi kaydetmiyorlar. Ve bu politikalarında dünyanın en büyük bağımsız denetim şirketlerinden biri olan PricewaterhouseCoopers'a denetlettirip sertifikalandırıyorlar. Söz konusu cihaz uyumlu olduğunda listemizdeki diğer iki VPN'e kıyasla ExpressVPN mükemmel kalıyor. Akıllı televizyonlar, oyun konsolları, Fire TV, Kindle, Chromecast, internet yönlendiricileri yani neredeyse bütün cihazlarınız için uygulamalara sahip. Ayrıca tek bir üyelikle 5 cihazınızı birden koruyabiliyorsunuz ve herhangi bir sorun yaşamanız durumunda da 7/24 ulaşabileceğiniz bir müşteri hizmetleri var. ExpressVPN'i hiçbir risk olmadan 30 günlük para iade garantisiyle beraber deneyebiliyorsunuz. Hatta biz de diğer videolarımızda bu iade garantilerini denemiştik ve burada ekran görüntülerinden de görebileceğiniz üzere paramızdan herhangi bir kesinti olmadan paramızı geri yatırmışlardı. Aşağıda açıklama kısmındaki linki kullanarak hem ExpressVPN'in indirimli fiyatlarına hem de ücretsiz para iade garantisine erişebilirsiniz. Videomuzu kısaca özetlemek gerekirse, ekşi sözlüğe VPN kullanarak giriş yapmak için iki yolumuz var. Biri ücretsiz VPN kullanmak, diğeri ise ücretli VPN kullanmak. Ama günümüzde Türkiye'de yaşayan insanların tek derdi ekşi sözlüğe girmek olmadığı için olaya biraz daha geniş bir açıdan bakmak istedik ve gizlilik ve güvenliğimizi de göz önünde bulundurmak istedik. Bu yüzden ücretsiz VPN'lerdense bütçenize uygun olan bir ücretli VPN edinip yani acaba torrent indirsem ceza alır mıyım, yasaklı sitelere giriş yaparsam başıma bela alır mıyım, IP adresim açığa çıkarsa başıma dert açılır mı, halka açık Wi-Fi ağlarına bağlandığımda bilgilerim çalınır mı gibi sorulara da veda edebilirsiniz. VPN'ler günümüz Türkiye'sinde yaşayabilmek için elzem teknolojilerden biri ve bu konuda seçiminizi de doğru yapmalısınız. VPN'lere para ödeyecek durumum yok diyorsanız Proton VPN'i, ucuz olsun ama hiçbir sınırlaması olmasın, güvenli olsun diyorsanız CyberGhost'u, bir kere ödeme yapayım ve bir daha hiç güvenlik ve gizlilik konusunda arkama bile bakmayayım diyorsanız da dünyada en iyi olarak kabul edilen ExpressVPN'i kullanmanızı öneririz. Ekşi sözlüğe VPN kullanarak nasıl girilir, hangi VPN'leri kullanmalıyım sorusunda yanıtladığımıza göre videomuzun sonuna da gelmiş bulunuyoruz. Umarım ki videomuz işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ve hiçbir yere ayrılmayın çünkü bunun gibi VPN temalı videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın ve tabii ki özgür ve güvenli kalın.